Kalınlaşma ameliyatları ameliyat sonrasında bir süreç geliştirir. Bu süreç iki türlüdür. Birisi sesin oluşumundaki değişiklikler, ikincisi de kişinin algısındaki değişiklikler. Ve genellikle sesin oturma süreci 6 aydan sonra 1 yıla kadar devam eder. İlk anda ameliyattan sonra ses telleri ameliyatın etkisiyle çok kalınlaşır ve bu da çok kalın bir sese sebep olur. Daha sonra ameliyatın yarattığı ödem 5. 6. haftadan sonra azalır ve ses tekrar incelmeye başlar. Bu incelik yine de ameliyattan önceki incelikten çok daha az bir inceliktir. Sonraki dönemde 2. 3. aylarda ses bir miktar incelir. Bunun sebebi şu, ön taraftaki ödem bir miktar kalır. Bu da ses tellerinin kısa olmasına ve kısa bölgede titreşimine sebep olur. O yüzden de bu geçici bir incelik dönemi yaratır. Sonra tekrar 6. aydan sonra ses gerçek anlamda kalınlaşmaya başlayarak oturur ve 1 yılın sonunda ses oturur. Bu da iki dönem, en kalın olduğu dönem ve hatta en ince olduğu dönemler ameliyattan sonraki ilk 6 ay içerisinde olduğu için kişiler ameliyat sonrasında bir miktar kafalarında karışıklık yaşayabilirler. Fakat bu sürecin geçici olduğunu bilmeleri yeterlidir. Kişiler sesleriyle beraber oldukları için bazen kalınlaşmayı algılayamayabilirler. Hatta çevresindeki kişiler de kulaklarında bu ton farkını algılamakta güçlük çekerler. Fakat ilk karşılaştıkları kişilerin verdiği yanıtlar sayesinde bunu anlamaları kolaydır. Dolayısıyla ses kalınlaştırma ve inceltme ameliyatlarında kişiler algısal problem yaşamaya çok meyillidirler. Bu da sanki ameliyatların başarısız olmuş gibi algılanmasına sebep olur. O yüzden de ameliyat olan kişinin daha sonraki dönemlerde aylık olarak ses kayıtları yapması istenir. Böylelikle ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerdeki kayıtlarında nasıl bir değişiklik olduğunu hatırlamaları sağlanır. Ses kalınlaşması ciddi bir değişiklik yapsa da kişiye bunu algılamakta güçlük çekebilir. O yüzden de bu bazen bir dezavantaj, bazen de büyük bir avantajdır. Çünkü ani değişiklikler kişilerde kaygı ve problem yaratabilir. Bu yüzden de bu kaygıdan da kurtulmuş olurlar. Ses kalınlaştırma ameliyatları oldukça etkili ameliyatlardır, başarılıdır. Fakat kişi bunu algılayamayabilir. Dolayısıyla bu bir problem ya da bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir.